Müşkül Pesent'in güzel bir bölümün... giremedim. Bak çalışmadım, böyle oldu. Açılışa mı çalışıyorsun? Seçim özelden herkese iyi akşamlar. Abbas Güçlü. Öyle giyinmişim değil mi? Aynen. İşten gelince böyle oluyor. Doğru. Sen seviyor musun böyle giyinmeyi? Ya. Ben mecburen böyle giyiniyorum ya. En az haftada 3-4 ben gün mecbur. Ben onu mu sordum? Seviyor musun diye sordum. Para için yaparım. Sevmek sevmemeyi şey yapmıyorum. Ben böyle giyinmeyi sevmiyorum. He. Spor giyinmek daha rahat. Casual. Evet. Açılış yarım kaldı sanki. Evet. Müşkül Pesent'in güzel bir bölümünde seçim öncesi Özgür Özel'le beraberiz. Canko hoş geldin. Hoş bulduk Fırat. Nasılsın kardeşim? İyiyim. Sen nasılsın? Bu hafta nasılsın? Çok farklı konular getirdim. Bunları biliyor muydunuz? İlginç. İlginç bilgiler değil. Biliyor musun diye direkt net. Tamam. İntegral türev falan var. Onlar bende yok. Ne yapıyorsun? Nasıl patlıyor gidiyor? Patlıyor muyum çok? Çok patlıyor muyum? Bir baksana. Sağ kafamı. Hap aldın. Geliyor. Rock and roll. Yes. Belediye seçimleri yaklaşıyor. Evet. AK Parti'ye mi CHP'ye mi? Murat Korop. Ne diyorsun o şeylere? Kimsenin ismi tutturamamasına. Ya George Clooney diye var. Yani neler var hakikaten söyleyemiyorlar ama inandıkları bir şey var. Ben onu hissediyorum. Evet. Ama neye inandığını bilmiyoruz. Hani cennete mi cehenneme mi gibi bir ayrım oldu ya Türkiye'de. Sen mesela ayırabiliyor musun o adamın kime oy veriyorsun? Yani çünkü mesela Ekrem Kurum diyor yani. Bir gidiyor Sinan Oğan arıyor. Böyle bir belediyeden beklentin nedir? Bele bir belediye olsa. Mesela Bingöl'de. Belediyeden beklentim nedir kanka? Valla normal vatandaşın beklediği şeyler ya. Temizlik. Değil yaşadığın mi? Etrafın... ilçedeki belediye, şimdi söylemeyelim burada. Tamam. İzdiham olmasın. Gelmesin. Memnun musun? Değilim. Niye Bağcılar güzel? Ben bu şeye hastayım ya. Çok Twitter takipçili abiler bazen Google kullanmak yerine Twitter'dan soruyorlar ya, hasta oluyorum ona ya. Hani anladın mı? Yani Kadıköy'de bilmem nereye gideceğim. He. Bilen var. Amına koyayım, internette her şey var zaten yani. Ne şov yapıyorsun, millete soruyorsun orada. Kimin yani önünde Google açık? Var onu soranlar. Bunları biliyor muydunuz? Evet. Doğru mu yanlış mı? Neydi? Ne dedin? Bunları biliyor muydunuz? Ha, tamam, okey. Sen bilirsin bunu. Bilirim. Dünyanın en küçük kedisi. Köpekten sonra. Evet. Cinsini mi söyleyeyim, neyi mi söyleyeyim? Santimini mi söyleyeyim, neyi evet, söyleyeyim? Evet, santimi. Kaç santimdir? Köpek kaç santimdi, hatırlıyor musun? 9,5 santim. Sonra o köpekten küçüğü çıktı biliyorsun. Yavrusu. 7,5 santim mi ne? Başka bir şivava çıktı. Olabilir, o kadar. Güncel takip etmiyorum. Her gün yenileyim. Kardeşim bir işi yapıyorsan arkasından duracak. Evet. Kedi de kanka köpekten aslında büyük de olabilir ya. Evet evet, büyük. Değil mi? 11 santim. Çok yaklaştın. 15,5 santim. En küçük avuca kedi. Sığdıyor. Evet ama yetişkin bu... kedi. Yetişkin tabii yetişkin kedi. Kedi. Cüce. Cüce at var biliyorsun. Cüce bir at var. Midilli değil, cüce at. O da mesela dünyanın en küçük atı, 46 santim geliyor. Bu kedi de Mr. Peebles. Evet. 1 kilo 300 gram ağırlığında. Maşallah. 15,5 santim. Evet. Sen kedi seviyorsun. Yo. Nefret diyorsun. Nefret değil canım. Öyle bir minnoş kedi bağımlılığım, köpek bağımlılığım. Hayvanlara karşı böyle... yüksek şeyim yok. Şakalar yani yapamıyoruz artık. Kızıyorlar. Abonelerimize bir şey demedin. Evet, kedi sahibi abonelerimiz. Hepsi başımızın tacı. Aynen öyle. İyi gidiyoruz, değil mi? Evet, çok kanka iyi gidiyoruz. Sağ olsunlar. Vallahi. Geçen hafta işte benim pedere anlatmıştım ya depremde. Evet evet. Ya onun çok güzel yapmayın bir şakası vardı. Aynen. Bizim peder de depremde bizi korkmayın çocuklar kıyamet kopuyor. Çok iyi değil mi ya? Bence çok mantıklı. Evet. Abi. Kıyamet kopuyor çünkü artık. Hani korkmanın bir manası yok yani. Buraya kadarmış. Aynen. Şu kestiğiniz noktalar için bir kesit yapar mısınız lütfen? Belli ki daha fazla güleceğiz. Siz güleceksiniz diye biz hapse atılmayalım. Arkadaşlar oraları... Daşlanmayalım. Oraları verirsek
büyük sıkıntı yaşarız yani. Oralar bilerek kestiğimiz yerler aslında. Aynen öyle. Bir kardeşimiz vardı. Ulan bir hafta yorum yazmadım, yorum okumuşsunuz diye. Evet ya. Onu çok üzüldüm ona hakikaten. Onu bulmaya çalışıyorum. Heme Kara. Ulan bir hafta yorum yapmadık, yorumları okudunuz. Her hafta yorum yapacağım, okumayın diye. Ha, okumayın demiş, okudum. Hadi ya. Kes burayı. Birini aradığında aradığınız kişiye ulaşılamıyor mesajını erken duyuyorsan telefonu kapalıymış. Biliyordum ben bunu. Ben bunu bilmiyordum. Aa. Geç duyuyorsan telefonu çekmiyormuş. Evet, doğru. Eğer ki tam zamanlı duyuyorsan hakikaten ulaşamıyorsun. Bunu bilmiyor muydun? Vallahi bilmiyordum. Mesela aradın, küt diye hemen aradığınız kişiye ulaşılamıyor diyorsa telefonunu kapatmış. Hmm. Ama biraz beklediğinde o sinyal çekmiyor, gitmeye çalışıyor ya. Ulaşamamış. Doğru zamanda geliyorsa... Doğru zaman ne? Anlattım ya. Bu kadar da. Ya, ya tam geliyor üçüncü ya da sonunda geliyor. İhtimali sen ekledin. Ben onu hiç anlamadım. Arada bir süre. Bozmayayım diye güldüm. Birine... Şimdi ben de bir düşününce komik değilmiş. Bir not bırakmış abinin biri. Yani yolda bir not var. Köprüden atlıyor. Hmm. Sonra evindeki notu buluyorlar. Pardon, cebinden çıkan notu. Bana bir kişi gülerek selam verirse hani köprüye varana kadar kendimi işte öldürmeyeceğim. Hani intihar etmeyeceğim. Hiç kimse selam vermemiş ve köprüden atmış kendini. Bunlar ister istemez problemli. E tabii. Yapılar yani. Hani ne yaşıyorsa artık hani kendi herkes dünyasında. Herkes abi, sen şimdi yani gün içerisinde böyle bir şey mi yaşıyoruz? Yani böyle bir ihtiyaç mı duyuyoruz yani? Hani insanlar evet. Bize gülerek selam versin bilmem ki hiç falan. Kimse gülerek de selam vermiyor yani. Aynen. Mamoş ne haber? Türkiye'de çok zor bir şey istemiş yani bir de. Evet. Emlek Türkiye'de değil bu. Norveç'te sanırım. Ha, Norveç'te. Hmm. Ama Norveç'te biliyorsun intihar oranı çok yüksek. Aynen. Adam mı? Dakika başı biri. Ya bunlar üzerine de şaka yapılamıyor. Evet. Neden kestiğimizi anlatayım. Kılıç yutma gösterilerinde kesinlikle bir aldatmaca ya da göz yanılması söz konusu değildir. Kılıç yutma numarasını biliyorum. Biliyorsun. Evet. Kılıç yutan adamlar gerçekten kılıcı yutarlar. Kılıcı sorunsuzca yutabilmelerinin nedeni gırtlak kaslarının yutkunmamaya alıştırmalarıdır. Hmm. Ve gerçi bunu yapıyorlar. Kılıcın her iki tarafı da kördür bu arada. Tabii. Mantıken. Yutulan kılıçların uçları sivri görünse de mideye kadar ulaşamayacağı için hiçbir problem yaşamıyorlar aslında. Hmm. Cüceler falan bunu yapamaz. Bıçakla yapıyorlar. Kürdan. Bakın ne yapıyorum. Denemek ister miydin böyle bir şey? Ağzıma bir şey sokmayayım. Mesela kaç santim alıyordun? Deep throat dedi. Öyle bir şov yapıyormuşsun. Ya insan niye işte kendini bu noktaya getiriyor? Ben hakikaten merak ediyorum yani. Deep throat noktasına. Kılıç sokma noktasına niye getiriyorsun yani? Tabii canım. Hani, çok nasıl, değişik ya. Nasıl bir para ihtiyacım? 300 liraya bunu yapıyorsam da. Taksimli Cenk miydi? Biliyorum. Ev ödevini bulan kişi Roberto Nevels. Evet. Roberto Nevels. Nevels. 1905 yılında öğrencileri cezalandırmak için ilk veren adammış İtalya'da. Ev ödevini bulmuş herif. O ya. Aynı yıl öğretmene yapılan rap diye şakası bulmuş. Ya ev ödevi hani... Bence doğru değil ya. Ya doğru değil, ona bir şey demiyorum da yani. Mesela elektriği bulmak gibi bir şey değil. Biri bunu yapacaktı zaten. Burada anlatıyorum ama evde de bir bakın ama. Yani bir gün birisi diyecekti zaten. Ona denk gelmiş yani. Evet, mal bir sınıf çıkacak. Okul sistemi doğru değil ama burada konuşamıyoruz değil mi? Eğitim sistemi. Eğitim sistemi. Konuşabiliriz. Doğru mu sence? Değil. Hımm. Türkiye'den mi bahsediyorsun? Yok canım. Nijerya'nın eğitim. Şu an neydi? Bir numara Finlandiya mıydı? Evet ya. Orada hiç ev ödevi yok. Yok. Vesaire yok. Bence de... Sınav yok ya. Düşünebiliyor musun? Not kaygısı yok. Çocuk ne kadar rahat büyüyor. Türkiye'de işte veya Güney Kore... Sanırım Güney Kore'de evet. Bir ülke daha var. Bunlarda genç nüfus çok olduğu için ve imkanlar az olduğu için... O yarış atı muhabbeti doğru. Ben bunu çok... üst düzey eğitimcilerle de konuştum. Hmm. Diyor ki yapacak bir şey yok yani. O evet, eliminasyon. Herkes o eğitimi evet. Veremeyiz diyor yani. Evet, evet. Çok fazla çocuk olduğu için. Evet. Bir şekilde oraya girmesi gerekiyor ama işte onun da detayları var yani. Hani
daha düzgün yapılabilir. Tabii. Burayı zaten hiç konuşmuyorum yani. Evet. Yani burada şu an bir iki meslek haricinde bence şu anda üniversite okumanın hiçbir manası kalmadı yani. Aynı fikirdeyim. Yani dünyada da öyle ya. Doktorluk, mühendis. Yok baba ya, şu an uçurum var yani. Şu an zaten o PISA sıralamasında falan en alttayız yani hani. Evet. O yüzden hani yok, dünyada da öyle de hani dünyada nerede öyle? Yok yok, üniversitenin ne kadar önemi var diye tartışmak isterim artık. Bence var. Canım var abi ya. Yani bir konuda sen bak bunun karşılığını alabiliyorsan. Evet o evet mı? Olmalı. Evet yani. O ama dünyada bence onun karşılığı var yani hani bu mesleklerin. Yani sen mesela bugün. Gerçi tabii hukuk, bir tıp, bir şeyler hani böyle yani. En basitinden sen bugün mesela mimarsın abi. Mesela tabii Türkiye'de eğitimsiz nasıl olacak? Mimarlıkla iç mimarlığın mesela hiçbir farkı yok aslında baktığınız Türkiye'de. Ama bence dünyada öyle değil. Evet. Onun bir değeri var yani. Tabii anladın tabii. Mı? Adam yani bir mimarla çalışıp evini yaptırdıktan sonra o mimardan bir iç mimari beklemiyor. Gidip başka bir profesyonel eğitimini almış bir iç mimar arıyor mesela evine. O yüzden bence kıyas kabul etmez Türkiye ile Avrupa yani. Bir de oradaki müteahhitler de mesela beyaz eşyacı değil. Gibi değil mi? Evet. Türkiye'nin problemleri hocam. Evet, kombiyi ben alayım. Klima alayım size. Evet, yok kentsel falan. Dönüşüm toplantıları falan. Şemsiye ile babasını dövdü. İçinde açmış. Hiç katıldın mı o kentsel dönüşüm toplantılarında? Ha, bir ara katılmıştın ben sen. Ben kendi dairemde katıldım. Aklım gitti ya. Ya neler neler aklım var ya. Aklım gitti. Bak bizim ev yani çok şükür çok iyi durumda. Hani anladın mı? Bilmem kaç 99 depremini geçmiş. Hiçbir problem yok. Hiçbir şey yok. Zaman... 56 Erzincan'da. Karot marot almışlar o zaman. İşte en iyi, dönemin en iyi derecedeki betonu çıkmış. İnşaat ustası yapmış dönemin en iyi. Dönemin en iyi inşaat ustası ödülü. Altın mala. Ya şimdi, Kamil ustaya gidiyor. Böyle iyi durumdayken oradaki insanların yani abi deprem olmuş. Yani yüz binlerce insan ölmüş. Hani günlerce bunu konuşmuşuz. Hala bunu ben biliyorum. Hepimiz biliyoruz altyapısında ne olduğunu. Hani evi indirelim. Dairemiz sıfırlansın. Bir de hani devletin hibe meybe muhabbeti falan filan var ya. Çok çirkin yani, anladın mı? Bunu savunuyor. Bunu yalandan bunu konuşuyorlar yani. Sen kentsel dönüşüme mi karşısın? Kentsel dönüşümün nerede olması gerektiğine karşıyım yani. Avcılar mı? Bizim sitede olmasın. Evet. Ev küçülecek diyorum ya. Sen de o hesaplardaymışsın. Dilinin dili. Şey gibi değil mi? Gökhan Zan gibi. Üç dedim. Beş veriyorlarmış. Brezilya'da fakirlerin zenginlerin bölgesine geçmesini engellemek için kurulmuş böyle upuzun bir duvar var cinsediğim. Ne diyorsun onu? Hani fakir kısmı böyle görmüyorlar. Yani yokmuş gibi davranıyorlar aynı ülkede olmalarına rağmen. Duvar hocam böyle boyunca. Brezilya'da falan değil mi? Bir de hani favela evet. Mobile hani evet, acayip evet. Bir uçurum var orada yani. Duvar enteresanmış ama. Rahatsız oluyor adam. Ne diyeceğim? Hani aramıza duvar ördün. Mecazi bir şey var ya hani. Aramıza duvar koyuyorsun hani. İşte yönetim diyorsun ya, bunu devlet yapıyor değil mi? Tabii tabii. Devlet örüyor yani duvarı. Yok diyor fakirler ki... hani utandıkları için. Duvarı örerken fakirleri mi çalıştırmışlar? Çok iyi değil mi? O taraftan örün. Orada kalıyorlar. Hani. Son görüşümüz. Düşen olursa mesela hani oradan oraya düşen olursa atıyorlar. Tekrar atıyorlar. Bayağı yüksek, kimse geçemiyor. Belki arada böyle ufak delik melik bırakmışlardı. Hani sonradan parayla satarız. Topun kaçsa o tarafa. Aynen öyle. Gerçi parasını atarlar. Gelmesin diye. Bence o fakirlerin arasında da sorunlu insanlar var abi. Yani zenginin abi zengin kötü, fakir iyi, fakirin yanında olalım bilmem ne falan. Ben çok fakirin yanında olup yani kazık yemişliğim çok oldu benim mesela yani. E öyle tabii canım. Tamam işte onunla... Hatta bir zengin yanında durduğunda iyiliğini görmüşsündür evet. Mesela.
Bak Cem Yılmaz'ın... Ben de seviyorum zengini. Zengini sevmekle ilgili değil. Cem Yılmaz'ın Bir Tat Bir Doku gösterisinde benim çok sevdiğim bir esprisi vardır, tamam mı? Diyor ki işte kapıcılarla ilgili bir karikatür yaptım. Bütün kapıcılar aradı falan. Biz öyle değiliz, biz öyle değiliz. O da diyor ki lan tamam öyle değilsiniz ama hepinizi topladığımda ortaya o çıkıyor diyor yani. Şimdi biraz da hikaye böyle abi yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden her insanı tek tek... Sen fakirsin ama gururlusun, iyi bir insansın. Tamam sen bu tarafa geç. Sen fakir sen ama orospu çocuğusun. Sen bu tarafa geç gibi yapamadığın şey, için. Yapamadığın için sonucu da bu yani. Yapacak bir şey yok anasını satayım yani. ABD'nin Florida eyaletinde 97'de ortada kaybolan. Ortada değil, ortadan. Ortadan kaybolan. Hı-hı. Tam ortası. Florida'da ortadan kaybolan William Mould. Evet. Arabasına ve cesedine 22 yıl sonra ulaşılıyor. Evet. Neredeymiş? Otoparkta. Yok, bir göl kenarında yaşıyormuş adam zaten. Göl kenarındaymış. Adam göl kenarında yaşıyormuş. Evet, yemin ederim. Ya. Google Earth'ten görmüşler onu da. Göl kenarında arabası ve şeyi... Hiç giden olmuyor muymuş o 27 yıl boyunca? O göl... Çok enteresan değil mi? Aynen. Bence bulmak istememişler. Zaten Google Maps'e gitmişler. Ya saçma değil mi ya 22 yıl sonra? Hocam bu işte bu haberler asparagas mı değil mi? Yani çok çok mantığı zorlayan bir şey yani bu ya. Ama belki gidip de görememişlerdir hani. Nasıl? Yani 3 tane kör polis... Herkes manyakmış değil mi? Aynen. Çok enteresan gölde geldi. Falan bu arada bu fotoğrafı yani. İstersen o arkadaşına mail atabilirsin. Google Earth'ten gerçekten görünüyor. Hani o ceset ve araba hani kenara böyle açığa gelmiş gölün kenarına. Oradan görüp hani birisi diyor ki ya Google Earth'te bizim Florida'da hemen arka mahallede böyle bir şey gördüm. 22 yıl sonra kim Google Earth'te bakıp bunu hatırlamış? Bu bizim William ya. Hiç tutarlı gelmedi bu kanalda, yemin ederim. Hani 6 ay sonra falan olsaydı ya. Hatırlar lan. 22 ne abi? Skoda lan bu. Bunun üretimi durdu ya. Sana bir şey sorabilir miyim? Tabii. Sorusu, bu soru hocam. Evet. Beyinde direkt olarak panik duygusuna neden olmaktaymış. Sen öyle bir halin mi var? Bende oluyor ama. Sana bir şey sorabilir miyim desem mesela eşim sıçtı. Haklısın. Telefonumu gördü. Hakikaten hani sana bir şey sorabilir. Sen bile bana söylesen dikkatim hemen böyle toplanır biliyor musun? Hmm. Sana bir şey sorabilir miyim? Hani Can Baba hayırdır derim yani. Evet. Çok spesifik bir cümle ama herkes belki de net bir şekilde onu kullanmadığı için de olabilir. Hani sana bir şey sorabilir miyim? Çok net yani. Evet. Ben mesela öyle sana bir şey soracağım kanka falan derim mesela. Ha, o daha evet. Ha. Kadınların içgüdüleri %88 oranında doğruyu söyler. İçgüdüleri. Evet. Erkeklerin? %2. Sen yok, bu değil. Sayıları atıyorsun ya. Yok be. Kesin ya. Yani bir şeyden şüpheleniyorsa büyük ihtimal şüphesi doğrudur. Sıçtık. Daha dün dedi ki. Ama işte ne diyorsun? Gerçekten altıncı hisleri vesaireleri kuvvetli mi? Şüphelendiklerinde doğruyu buluyorlar mı? Kadınlarla erkekler arasında böyle bir fark var ama bunun sebebi bence onların daha konsantre olmasından. Biz o kadar şey yapmıyoruz yani. Yani bizde daha keskin. Anladın mı? Hmm. Hani aldatmayla ilgili bir şey var zaten, sıkıntı var ve hemen onu içgüdüsel olarak hissetmeyle bir alakası yok. Direkt sonuca gitmeye çalışıyoruz yani. Evet. Direkt ortaya çıkarıyoruz. Direkt bilmem ne yapıyoruz falan. Kadın öyle değil yani. Kadın hep bir planı, bir plan değil miydi? Hani işte intikam, soğuk yenen bir yemektir ama vakit şey yapıyor yani hani. Lan acaba ya da iyi analiz ediyor belki de. İyi analiz ediyor olabilir yani. Evet. Daha detaylı bakıyor falan. Erkek öyle değil. O yüzden bence arada fark var. İçgüdüsel ama var kısmını bence bilemem. İçgüdüleri gerçekten çok yüksek. Yani o şüphelendikleri veya his güçleri çok fazla hocam. Hani kadınlar. Birebir bir de kadınlardan. Yani şöyle, senin eşin, senin görüştüğün, yani arkadaş olarak görüştüğün birisinden şüpheleniyorsa bence kesinlikle. Var mı şüphelenmediği biri?
Kızın hayatı ne zor ya. Ya vallahi beni de çok yanlış tanıtıyorsun. Doğru. Bunlar hep oğlum şov biznes, komedi. Ya muhakkak. Öyle sahne işi bunlar Canku. Tabii canım, hiç öyle insanlar değiliz biz. Kuzey Kore'de saçlarınızı sadece devletin belirlediği 28 modele göre kestirebiliyorsunuz. İyi 28. Alabluz, Amerikan. Bizim çocuklukta bunlar vardı. Ben mesela hayatım boyunca 28 model yapmadım yani. Tabii ben de hiç yapmadım. İkidir, üçtür. Bizim yani. Şenol biliyor işte ne kesiyorsa. Evet. Ben hiç yorum yapmıyorum biliyorsun değil mi saçımı kesin. Yani nasıl istiyorsun diye sorulmuyor bana. Mükemmel bir şey değil mi ya? Evet bu? Tabii canım. Ama 10-15 yıldır hani. Aynen. Hiç yani ben bakmıyorum desem yeridir aynaya evet. Yani. Ben... Evde yapıyor. 4 yıl falan oldu ben berbere gitmeyeli işte. Aa. Tabii. Biraz da ciddi konuşalım mı? Yani herkes aynen. Bizim böyle her şeye güldüğümüzü... Çok gülüyor sanıyor. Çok evet diyorlar, çok var bu. Çok gülüyorlar, çok gülüyorlar. Halbuki maskenin altında abi değil mi? O falyaço vardı ya. Ben kime güleyim? Öğrenmenin yaşı var mı sence? Yok. Her zaman bir şeyler daha zor oluyor. Öğrenmesi mi? Evet, daha zor oluyor yani 60'ta 70'te hani ben dil öğreneceğim. Yani teknik şeyler evet. Ama biraz hani daha böyle genel hayattan. Jigololuk. Hayattan bir şey öğrendim falan filan kısmı her zaman var. Evet, ben şu anki teknolojide mesela hakikaten yavaş yavaş kendimi babam gibi hissediyorum yani. Babam mesela interneti falan. İnternetle teleteksi aynı zannediyor. 3 gün falan anlattım yani. Teleteksi hatırlıyor musun? Hatırlarım çok da severim. Ha, ikisinin aynı şey olmadığını 3 gün boyunca falan böyle yani kavga ederek bilmem ne falan anlatmaya çalışmıştım. Bugün geldiğimiz noktada ben de mesela bazı şey özellikle işte bu yeni hani kripto, blockchain bilmem ne falan filan çıkıyor ya böyle şeyler. Hı hı. Hakikaten hiç anlamıyorum. Çok hızlı gelişmiyor mu bu arada? Biz mi yoksa şey yapıyoruz? Tabii. İşte yapay zeka falan filan anladın mı? Hı hı. Şey yapamıyorum. Çok istiyorum. Evet kendimle ama zaman de... ayırmak lazım yani evet. Hani. Evet. Çalış. Tecrübe yenen kazıkların bileş kesimidir. Yoksa bu bizim coğrafyaya özgü bir şey midir? Yani tecrübe, bir şeyleri tecrübe etmek bana hep kötü anılar bırakıyor. Tecrübe kelimesi bende hep böyle hissiyat yaratıyor. Hani işte yani iflas ettim diye bir şeyleri tecrübe ettim. Ne bileyim birisi aldatıldı diye belki bir şeyleri tecrübe etti. Ya tecrübe bana hani iyi bir şey gibi gelmiyor. Hani iyi bir şey yaşayıp da tecrübe kazanılmıyor herhalde. Evet bence öyle. Değil yani mi? Çok zengin olduğunu düşün. Yani zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldiğini düşün. Her şey var abi hani. Bu sefer bence birçok şey de yalan oluyor ya bir süreden sonra. Tecrübe edebileceğin bir şey olmuyor. Çünkü gerçeklerle karşılaşamıyorsun. Yani tecrübe bence eş anlamlısı biraz şey. Gerçeğini öğrenmek. Hani. İşte o gerçeği de hep kötü herhalde yani. Öyle evet. Ya zaten. Çünkü nasıl kendini düzelteceksin? Hani bir yerden... Bir yere tırmanırken abi... Ayağın boşa gelecek ki... Tabii düşeceksin, bilmem ne olacaksın, tekrar başlayacaksın, bilmem ne yapacaksın falan filan. Fransızların mıydı? Çok güzel bir söz yani. Hayatta parayla satın alınamayacak tek şey tecrübedir diyorlar ki... Muhteşem bir söz bence yani. Peki hayatı tecrübe ettikçe kötüleştiğimizi düşünüyor musun? Hayır, düşünmüyorum. O senin artık kendi yorumunla alakalı bir şey. Yani şey değil diyorsun hani bıyık büküle büküle kaytan insan sikile sikile çıktı. Olmaz yani. Hani. Ben şey diyorum. Kimin siki kırılsa benim götümde düzeltmeye çalışıyor. Yok hakikaten. Öyle bir şey yok diyorsun yani insan kötüleşmez. Bunun sadece tecrübeyle alakası olduğunu düşünmüyorum. Yani tecrübe edinmek de önemli bir şey hayat içerisinde ama şans faktörü var, bilmem ne faktörü var, aile faktörü var, bulunduğun yer var. Yani hani şimdi mesela sen X bir adamla aynı işi yapıyorsun diyelim, aynı yola gidiyorsun. Sen evli ve çocukluysan başka bir hareket alanın var. Adam bekarsa başka bir hareket. İkinizin de mimar olduğunu düşün mesela atıyorum. Örnek veriyorum yani. O yüzden bir sürü orada, etmen evet, var. Evet. Ama sen o tecrübeden kendine ne çıkarırsan o kadar iyi. Ben tecrübe edinmeyi seven birisiyim yani. Çünkü bu kaçınılmaz bir şey. Sen çok fakir olduğun için, çok fakir büyüdüğün için artık sende bu
sinire dönüşmüş yani. Nefret ediyorsun yani. Ben artık evet, bir şey tecrübe edinmek istemiyorum. Evet, bende öyle bir aynen, şeyi var, etkisi var. Aynen. Peki iyilikten manaz doğar. Yani birilerine iyilik yaptığında hep böyle bir darbe alıp bu da bir tecrübe. Herkese ya. Herkese iyilik yapmamak lazım. Ben onu söylüyorum. Yani kendinde, yani sen şey değilsen. Burada katılıyorum ben sana. Hani peygamber değilsen babacığım. Hani ya da böyle hani kendini evet, yani, bu işe adamış bir adam değilsen, anladın mı? Bir de herkese yetişemezsin. Bunu belki bu kabullenmek gerekiyor. Evet. Yani zevkle iyilik yapanı şevkle sikerler. Öyle. Bu onun gibi bir şey evet, yani. Yani o bizim kitaplardan okuduğumuz şey, hep bunu söylüyoruz yani. Hı-hı. Ne okunuyor kitaplarda? İyi ol, iyilik gelsin, evet, bilmem ne falan filan. Ne yazık ki dünya öyle bir yer değil. Biri sana tokat attığında öbür yanağını geç da çevir. Abi, yani sadece öbür yanağında kalmazlar yani. O kadar istekli olduğunu görürlerse. Hele ki tokat atmayı seviyorsan. Bir duvar var hocam. Sokaklara işeyenlerin sayısını azaltmak için özel tasarlanmış. Evet. Özelliği böyle özel. Hop çıkıp kapıyor. Özel bir betondan yapılmış. Özelliği duvara gelen idrarı sektirip üzerine sıçratıyor. Allah Allah. Brezilya'daki duvarın o fakirler. Böyle bir duvar varmış. Yani böyle işiyorsun ya kenarda. Ha. Hani normalde böyle duvarda akar anladım, gider. Anladım. Hani detay böyle verme. Bu üzerine sıçratıyor. Çok sarhoştum bir kere. Anlatmış mıydım ya, bunu sana? Ya. Bunu tecrübe ettim deme ya. Hayatımda en sevmediğim şeydir. Harbi mi? Herhalde canım. İnanılmaz. Böyle bir tecrübe edinme yok yani. Kadıköy'deki kayalıkları biliyorsun. Biliyorum. Abi çok içmişiz orada. Gençlik zamanımız. Dedim ki hani şu uca doğru gideyim de bir denize salayım. Evet. Tamam mı? Baba bir rüzgar mı esti, bir şey oldu hani, ben de dengem şey değil, bir düşersin. Aa. Kesemiyorum da böyle fışkıya gibi bütün üstüm başım bilmem ne falan filan, bunu da tecrübe edinmiştim yani. Oradan cumburluk. Yok işte ama soğuktu. Apple'da çalışmak ister miydin? Çok iyi bir maaşla mesela. Üstlerim ne iş yapacağım? Telefonlara bakacağım. Alo Apple. Ayrılmayın, bağlıyorum. Apple'ın mülakatında hocam gireceklere tek bir soru soruyorlar. Nedir? Evet, soruyorum sana. Gerçekten sor. Bu var. Tamam. Cevabı da var mı? Var. Tamam. Soruyorum. Kesin bilemem. Kanalizasyon kapağı neden yuvarlaktır? Ulan bunu okumuştum ben Google'da ya. Niye beşgen değil de, niye kare değil de, niye yuvarlak? Soruyu o kadar uzatmıyorlar. Neden üçgen diye. Kanalizasyon kapağı neden yuvarlaktır? Çünkü oval olduğu için. Çok alakasız bir şey mi? Yok canım, teknik bir soruymuş. Ben de bunu öğrenirken. Hayır, kelime şey oyunum anlamında yok, söylemedim. Yok be, normal, bu teknik bir şey. Cevabı da teknik bir şey. Geometrik bir şey yani cevabı. Anladım. Ben bu soruyu sorduklarında hani acaba nasıl düşünüyor gelen bir soruya. Rahat çıkarılıp takılsın diye, hani kenarı köşesi sıkışmasın diye. Değil mi? İşe alınamadın mı? Alındın çaycı. Ya rögar kapağı yuvarlak yapılıyor çünkü ben bunu teknik olarak biliyordum ama bunu sorduklarını bilmiyordum. Ha. Çünkü dikkat edersen hiçbir şekilde içine düşmez. Kare olsa düşer mi? Tabi kare olsa böyle çapraza gelse içine düşer. Allah Allah. Ya. Oğlum onun oğlum, böyle altını. Diagonal düşün bak, kareyi düşün. Evet. 45 döndürdüm. Ha. Ama çember hiçbir şekilde çapının tam birebir denk gelmesi gerekiyor. Evet. O da imkansıza yakın değil mi? Aynen. Mantıklı. Tam diklemesine sokman lazım. Mantıklıymış. Ama ben böyle bir bu soru artık geçerli değildir herhalde değil mi? Bu internet. Aklında bulunsun. İnternete düştüğüne göre. Ya herhalde 95'lerde falandır. Yani sen de neyi kovalıyorsun? Hayır oğlum, bilelim. Yarın öbür gün bir şey oldu. Abinin. Şu an ne soruyorlar acaba? Abinin biri uçurumun yanında yaşıyor. Avustralyalı bir adam. Tamam. 50 yıl boyunca 160 intiharı sadece insanlarla konuşarak önlemiş. Her defasında onları evine davet etmiş. Hani direkt uçurumun kenarında oturuyor ya.
çay ikram etmiş vesaire ve toplamda 50 yılda 160 kişi intihardan vazgeçirmiş. Avustralya'da. Evet. Ya abi nasıl bir uç? Hani desen ki Boğaz Köprüsü'nün hani Boğaz Köprüsü meşhur ya, orası. Bu adam uçurumun kenarında yaşıyor ama öyle bir. Bir tane mi uçurum var oğlum koskoca Avustralya'da yani? 160 çok. En ya. Yüksek orası. Altı falez. Meslek kesin edilmiş. Ölürsün. Çok güzel yerdeymiş evi. En intihar edilesi yer yani adamın anladım. Oturduğu yer. En son adam intihar etmiş. Yani bilemedim ya. Bir de hiç polis molis bilmem ne falan filan yok mu yani? Yok. Ya senin detayların bizi bitiriyor be kanka. Abicim saçma ama yani. E niye bu olabilir 160, ya? 50 yılda 167 tane çok be abi. 160 insan normal değil mi 50 yılda ya? Değil. Yılda 3 adam yapar. Ölsene ölmesene. Yılda 3 adamın oraya geliyor olması çok saçma oğlum ya. Adam belli bir yerden sonra bence meşhur falan oldu. Arabayla intihar eden arıyormuş. Yalvarınca. Hayır ya da bu konuşula konuşula adam meşhur oldu. Hani millet acaba dur intihar etmeye gideyim beni de. Çayı bedavaya getireyim. Gibi yani. Atlarım lan. Aynen. Beni çay hazır mı? Einstein'a karşı olan 50 bilim adamı bir araya gelip karşı bir bildiri yayınlamış. Bunu duyan Einstein da haklı olsalardı bir ananız kişiye. James senin alnına korun. Einstein pisleşiyormuş. Üst. Topunuz gelin demiş. Yok haklı olsalardı bir kişi yeterdi. Öyle 50 kişi toplanmalarına gerek yoktu demiş. Vay. Baba diyorsun ya. Büyük. Evet. Haklılar mıymış? Evet onlar haklıymış. Boş yapmışlar. Blöf atmış. Fake. Hindistan ve Pakistan düğünlerinde gelinin ailesi tarafından damada ağır hakaret ve küfürler edilir. Bu damadın sabrının testi içindir. Abisi sikiyormuş. Haydi gel benim Blöf. Bu nasıl bir testtir ya? Düşünsene oturmuşsun hani kayınvaliden, kayınpederin. Ya biraz ama Gavat, böyle bir hani şaka şeyli yapıyorlardı ya. O kadar ciddi yapıyorlardı. Hani adet biraz anne şey oluyor ya, ne derler ona? Adet yerini bulsun ha, diye. Biraz şey oluyor yani. Abi saçmalarsa çünkü. Ben senin amına koyayım. 2012 yılında İngiltere'de evlenen bir çift espri olsun diye kraliçeye düğün davetiyesi göndermişler. Gelmiş. Düğünün başlamasına kısa bir süre sonra İngiltere kraliçesi 2. Elizabeth ölmüş. Değil. İkinci Elizabeth düğüne gerçekten gelmiş abi. Vay be. Evet. Çok iyi. Çeyreğini takmış gitmiş. Oğlum çok sağlam bir şey. Var mı İngilizlerde düğün şeyi falan var? Düğün hediyesi. Var tabii bilmem canım. Bilmem ne falan filan. Var. Var 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 var. Değil mi? Tabii. Uşak vermiş bir tane. At veriyormuş. Hiç ihtiyaçları yokken. Eğitimli bir at getirdim size. İngiliz atı oğlum. Dostoyevski öldükten sonra eşi onun anısına bir kitap yazmış. Kitapta anılarından... Ne gerek var ya? Adam yazmış zaten. Bakmışlar iyi para varmışlar. Hanım devam etmiş. Dükkan kapanmasın. Bu ne lan vallahi. Hanımı niye Dostoyevski yazmış? Dostoyevski 2. Ya da öldüğünü saklıyormuş. Annesinin maaşını alan adam. 6 yıl mı? Türban. Çok iyi olmamış mı? Muazzam. Ya muazzam hakikaten ya. Yazmış. Ölüm döşeğindeyken bana baktı. Bunu hanımı yazıyor bu kitabı. Hani Dostoyevski ölüm döşeğindeyken bana baktı ve şöyle dedi. Seni düşüncemde bile hiç aldatmadım. Ama bunu eşi yazıyor. Çok iyiymiş. Çok güzel değil mi? Aynen. Ya, İnanıyor musun buna? Yani bilmiyorum. Ya Dostoyevski'nin günahı. Aynen her günün yalanları. Cem Yılmaz'ın gösterisine gittin. Gittim. Beğendin mi? Çok. Çok beğendim. Hakikaten. Biraz uzakta oturuyordun. Olsun. Paramız ona yetti. Ne yapalım? Yok yok yani başka ilçede oturuyor. Gibi bir şeydi. Ki kendisi de benzer bir espri yaptı yani. Buradan Bağcılar'a sesleniyorum falan. Bence hala zirve hocam. Öyle değil mi? Tabii tabii. Oturduğun yer. Soğuktu. Böyle otururken dedim. Cem. Onun sesi mi ya? Of. Yani duymuş olsaydım güzel gösteriydi demiş. Çok iyiydi, çok iyiydi. Kapanış hocam.
Ne hareketler. Çok iyi program değil miydi ya? Güzel program. Evet. Allah Allah. Sizce çok iyi program değil ya. Çalışıp geldim. Bu program nasıl bir programdı? Yorumlarda sağ olsunlar yazıyorlar zaten. Biliyorum kanka hala yani. Yorum istemeyelim yani. Yazmayın oğlum. Aa, ben göt veren oldum şimdi. Bana koyayım ya. Bir program daha harcadın bizi ya. İlk kez, ikinci kez çalışıyorum. Evet. O zaman sen kapat, o kadar iyi çalıştın. Buyur. Arkadaşlar bir güzel bölümün daha sonuna geldik. Bizi desteklediğiniz Doğru. için çok teşekkür ederiz. Abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Daşşağınızı bilmeyeceksin sandım. Haftaya görüşürüz.